Bölgem diyoruz şu an yok gerçekten. Burada yerleşkemizin içinde ve mahallemize, şehrimize hizmet edecek tarihi dokuya uygun bir cami ihtiyacı vardı ve böyle bir cami inşaatına başladık ve 16 ay önce temelini attık buranın. Camimiz 1397 yılında Giresun Kalesi'ni fetheden Giresun'un Fatiha'nı Emiroğlu Süleyman Bey'e ithafen yapılan bir cami ve dönemin mimarisini ve geleneksel yöresel mimarinin tamamını burada nakşetmeye çalıştık. Cami Derneği olarak da bunun tüm maliyetini imece usulüyle karşıladık. Camimiz kapalı alanında bir aksilik olmazsa şu andaki öngörümüz 450 kişilik ibadet edecek. Açık alanda da yaklaşık 800 kişilik bir açık alanı oluşacak. 1200-1300 kişilik bir kapasitesi olacak. Mimari anlamda dönemin geleneksel ve yöresel, geleneksel dediğimiz Selçuklu mimarisini elimizden geldiği kadarıyla yansıttık. Yöresel dediğimiz mesela taşları tamamen taş işçiliği, Artvinli ustalarımız var burada, Palancı kardeşler dediğimiz Osman Palancı ve abileri. Tamamen Giresun'da çıkan taşlar ağırlıklı, ey nesil yöreye ait, ey nesil Ören'den gelen yeşil taşımız var mesela ağırlıkta. Mimari olarak Torosların düğmeli ev dediğimiz ahşapla taşın harmanlandığı, yine bizim Giresun'da dolma takaz dediğimiz taşla ahşabın harmanlandığı bir yöresel mimariyi geleneksel mimariyle derc edilip burada bir imalat yapıldı. Ağaç türü olarak da yöresel, yani kestane ağacı tercih edildi. Suya neme dayanıklılığı, uzun ömürlü olması hasebiyle. Temel betonu hariç, temelde radyal temeli ve mütemadi temeli var. Onun haricinde tamamen bir Horasan harcı usulüyle sıfır çimento var. Çimento arada kullanılmadı. Horasan harcının günümüzdeki işte kiremit tozu, kum tozu, işte toz kireç ve kaymak kireç diye tanımlanan hidrolik kireçle harmanlanarak yapılan bir Horasan harcı var. Binamızın gövde kısmında kesinlikle çimento yok. Sıfır çimento. Araştırdığımız, gördüğümüz kadarıyla bu tarz bir mimari Cumhuriyet döneminde yok. Nitelikli bir eser. Yani sadece taş işçiliği değil, mimarisi olarak da yöresel mimarinin, hani düğmeli evler modeli diye yöresel olarak tanımlanan mimariyle dolma takazın birlikte harmanlandığı ve taş işçiliğinin Horasan harcı ile birlikte yoğrulduğu bir eser bizim bildiğimiz kadarıyla yok. Hedefimiz Ramazan Bayramı'nda ibadeti açmayı hedefliyoruz. İnşallah, hani Çamlıca Camii'nde bir söz yazılı duvarda, imanla inşa edip ibadetle ihya eden gönüllere teşekkür ediyoruz. Ne diyelim? Teşekkür ediyoruz. İyi günler.